Çok zor bir süreçti. Olimpiyatlara hazırlanmak, 4 senede hazırlanmak zordu ama Furkan'ın bir altyapısı vardı. Eskiden gelen. Furkan yaklaşık 10 senede buzun üstündeydi. Biz Furkan'ı aldığımız zaman 14 yaşındaydı. İlk etapta yabancı bir hoca getirerek Furkan'la çalışmaya başladık. Zaten Furkan hemen kendini gösterdi. EYOF'ta biliyorsunuz 2 tane bize madalya kazandırdı. Akabinde çalışmalara devam ederek İşte onun da büyük ezberisiyle, federasyon başkanımızın da büyük bize inanmışlığıyla biz Furkan'a ve milli takıma yaptığımız yatırımların sonucunda bir sporcumuz olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. Camia olarak çok sevinçliyiz. Özellikle işte arkada izliyorsunuz belki küçük sporcularımızın, alttan gelen sporcularımızın bu spora ilgisi daha da arttı. Çünkü artık olimpiyat bir hayal değil, bir gerçekleşti. İşte bu hayalde gerçekleştiren Furkan Akar, arkadan gelen bütün kardeşlerine, arkadaşlarına bir örnek olarak bu sporun Türkiye'deki gelişimini çok hızlandırdı. Tabii biz bu spor için çok büyük yatırımlar yaptık ama aldığımız netice bizi çok mutlu etti. Bu yatırımların artarak ve bu spor branşının Türkiye'deki gelişimini arttırarak hızlandıracağız. Hedefimiz 2026 tamam ama 2030'da illaki işte arkamda gördüğünüz çocuklarla, sporcularımızla madalyalar kazanmak. Özellikle Kocaeli'den başlayan bir Furkan'a destek kampanyası Türkiye'ye yayıldı. Bütün sporcularımız, aileleri, tanıdığımız, tanımadığımız herkes Furkan'a destek mesajlarını yollayarak Furkan'dan aldığımız haberler her sabah kalktığında birinin mesajı görerek bizlere her gün mesaj geliyor, çok sevinçli olduğunu anlatıyor, moralinin çok yüksek olduğunu anlatıyor ve bu sevinci inşallah taşlandıracağını, buna inandığını bizlere ifade ediyor. Omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşım Furkan Akar'la baş koyduğumuz yolda olimpiyatlara gitmeyi hak kazandı. Başarılar dilerim. Ayağına toz değmesin. Buradan tebrik ediyorum. İnşallah güzel hedeflerle, güzel derecelerle dönmesini dileğiyle başarılar dilerim. Şimdiki hedefim tabii ki sporcu zamanında hedeflerim her zaman kendi bireyseldi. Şimdi takım olarak hareket etmemiz lazım. Bu sefer sporcularımızla bu rekorlara ekart etmeye çalışacağız. Bu sefer kendimi kürsülerde görme dileğimle bu sefer sporcularımı ve çalıştırdığım sporcu arkadaşlarımla kürsüde görmek ve onlarla omuz omuza mücadele etmek hedeflerimi planlıyorum.